Osmanspor Teknik Direktörü Namık Altunsoy hocamızla beraberiz. Biliyorsunuz hafta sonu önemli bir karşılaşmaya, deplasmana daha çıkacak Osmanspor. İzmir deplasmanına gidecek. Hocam, öncelikle uzun süredir görüşmüyoruz. Röportaj yapmak da nasip olmadı. Genel geldiğimiz noktayı biraz değerlendirebilir miyiz? Geçtiğimiz haftada özellikle kendi sahamızda aldığımız muhalefetten sonra eleştiriler oldu. Evet. Oyuncu değişikliğiyle ilgili bazı tepkisel konular oldu. Maç sonunda da işte istifanız da istendi hatta. Evet. Bu konularla ilgili neler söyleyeceksiniz? Osmanspor hangi konumda şu anda? Şimdi şöyle, benim hesaplarıma göre biz 4 puan gerideyiz. Yani kendi yaptığım hesaba göre ligin başında 4 puan. Hedeflediğimiz puanın gerisindeyiz. Tabii şimdi iç sahada mağlup olmak çok acı bir şey seyircinin önünde. Yani biz Fas'la maçında hiçbir şekilde bu hesabımızda kitabımızda yoktu. Yani biz Fas'la maçıyla beraber 3 maçtır ondan önce biliyorsunuz kaybetmemiştik. İşte içeride Arnavutköy'ü yendik, gittik Bursa Yıldırım'la beraber kaldık. Arada bir kupa maçı var. Ya bir istikrar yakalamak istiyorduk. Bunu istikrarlı bir sonuca döküp işte bir 8-9 hafta böyle istikrarlı bir şekilde bir seri yapmak istiyorduk. Tabii şimdi Fas'ta spor takımının bir 91. dakikada bir pozisyonu var. Kaleciyle çaprazdan karşı karşıya kaldılar. Orada kalecimiz kurtardı. Onun dışında böyle ciddi bizi tehdit eden, rahatsız eden pozisyonu yok. 2 tane penaltı golü var. Evet. Tartışılacak penaltılar ama yapmamamız da gereken penaltılar yani işin aslına bakarsanız. Tabii maçtan sonra Osmaniyespor'un değerli taraftarları protestolarda bulundularken doğal haklarıdır. Protesto hakkı herkesin hakkıdır. Ama bunun bir kişi üzerinde yoğunlaşması tabii ister istemez bizi biraz üzdü. Tamam, ben bu takımın hazırlayanıyım, ben bu takımı sahaya çıkaranım, stratejisini belirleyenim, oyuncularını seçeneyim, hepsini kabul ediyorum ama yani sahanın içerisinde olacak bireysel hatalara benim engel olma şansım yok. Bunu söylerken tabii hiç kimseye söylemiyorum. Başarı da başarısızlık da bizim için bir bütündür. Bunu hep oyuncularımızla da konuşuyoruz. Protesto var ama bu protesto tehdide giderse, protestonun sonu tehdide giderse, insan haklarının ihlale girerse orada da bir sıkıntı var demektir. Onun için o bölümünü kabul etmiyorum ama protesto tabii ki başımın gözümün üzerine. Ben ondan alacağım dersi aldım zaten. Ben ısrarla söylüyorum. Bir teknik adamın çalıştırdığı takıma katacağı bir şeyi kalmadıktan sonra eğer o görevde kalmaya ısrar ederse hem kendisine zarar verir hem karşıdaki oyuncu grubuna zarar verir. Biz bunları hafta içerisinde oyuncularımızla da değerlendirdik. Yönetimimizle de değerlendirdik. Ve bir güven telkini çıktı. Görevimizin başındayız. Allah izin verirse de Osmaniyespor'u her zaman düşündüğümüz gibi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Yani biz şimdi yaklaşık 3 aydır Osmaniye'deyiz, 3,5 aydır. Hiç kimse diyemez ki Namık Hoca veya teknik ekibi Osmaniye'de şöyle bir olayın içinde oldu, şöyle bir şey. Biz sadece angici olmuşuz Osmaniyespor'un başarısına. Dünyamız Osmaniyespor olmuş. Ben tam 48 gündür aileme gitmedim, evime gitmedim. Çünkü çok sık bir maç trafiği var. Ama ne olursa olsun tabii yine de içeride kaybetmek o şeyi veriyor. Bulunduğumuz konuma gelince yani 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 beraberlik var. Attığımız gol sayısı yediğimiz gol sayısından fazla. Genel olarak baktığımızda oynadığımız bütün maçlarda hiçbir rakibe bir Hendek maçının ilk yarısını ayrı tutuyorum. Çünkü o maçın ilk yarısında gerçekten Hendek Spor'a teslim oynadık. Onun dışında hiçbir maçta rakibe teslim olmadan kafa kafaya oynadık. Ama biliyorsunuz yani futbolda sonucu sadece mücadele, istek, arzu belirlemiyor. İklim şartları var, hakem var. Bir takım faktörler de ortaya çıkıyor. Tabii bizim sevindirici yanımız. Artı bir şey daha eklemek istiyorum buna. Ben buraya geldiğimde konuşurken, anlaşırken. Tabii ki herkesin amacı bir üst lige çıkmak, ipi göğüslemek, şampiyon olmak. Ama benden istenilen şeyler bir defa 90 dakika boyunca koşan, mücadele eden, oyunu bırakmayan bir takım istendi. Böyle bir takımın sahada varlığını, bunu benden isteyenlerin gördüğünü düşünüyorum. Çünkü biz de öyle değerlendiriyoruz. Zaman zaman sonuçlandırmalarda sıkıntı yaşıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmede sıkıntı yaşıyoruz. İşte bugünkü antrenmanda da daha çok gol üzerine çalıştık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Allah'ın izniyle gideceğiz. Bergama'yı İzmir'de yeneceğiz. Burada kaybettiğimiz 3 puanımı hanemize yazdıracağız. Ve tekrar bir seri yapmanın peşine düşeceğiz.
Müsabakamız İzmir Atatürk Stadı'nda. Bergama'nın sahası kapalı olduğu için orada oynayacağız. Sakat futbolcumuz Alper Sakat. Dönüş olmadı. Takım antrenmanlarına çıktı ama aynı şekilde nüksetti sakatlığı. Bu da bizi son derece üstü hafta içerisinden çok biz üzen olaylardan birisi o. Onun dışında sakat bir futbolcumuz yok. Ama dediğim gibi ısrarla söylüyorum. Osmaniye'de futbolun varlığı var. Bir potansiyel var. Ama bu varlıkla beraber, bu büyümeyle beraber muhakkak ve muhakkak o şeyleri objektif değerlendirmeyi de yapmak lazım. Biz hatalarımızdan ders çıkarıyoruz. Israrla söylüyorum. Görevler gelip geçidir. Önemli olan yaptığın hizmettir. Arkandan konuşulanlardır. Evet. Biz ısrarla Osmaniye Spor'un başarısı için çalışıyoruz. Teknik heyeti olarak başka hiçbir düşüncemiz yok. Gelinen noktada da bu başarıyı Osmaniye Spor'un bayrağını daha yukarıya taşıyacağımıza ben inanıyorum. Bu düşüncede. Deplasmandaki oynayacağımız Bergama maçında yani bizim şöyle bir grafik var. Ben gözlemledim. Yani üst tarafta iyi takımlara karşı dişe diş mücadele ediyoruz ama sanki böyle motivasyon eksikliği hissediliyor gibi geldi bize. Yani mesela en son kaybettiğimiz maçta Sinan'ın oyuncu değişikliğiyle ilgili çok tartışıldı. Yani bununla ilgili Sinan'la nasıl bir diyalog yaşadınız o anda? Şimdi şöyle... Yani çünkü başarılı, iyi bir mücadele verdiği anda çıkarılınca tepki de doğdu. Doğru. Anladım. Evet. Haklısınız, doğru. Şimdi şöyle, oyunun başında daha ilk 5 dakikada biz bir tane net bir gol fırsatı kaçırdık. Evet. İki tane de korner kullanmışız 5 dakikalık bölümde. Yani bu demek oluyor ki maça iyi başlamışız biz. Fakat bir penaltı hepimizi bir anda şoka sokan, kenarda bizi donduran, sahanın içerisinde futbolcuları şoka sokan. Çünkü iyi oynarken kötü gol yemek veya gereksiz bir şeyden dolayı gol yemek ister istemez futbolcuları demoralize duruma sokuyor. Şimdi 5 tane oyuncu değiştirdik. Devre arasında Tolunay'ı oyundan çıkardık. Biraz daha mağlup olduğumuz için Ahmet Taner'in ofansif yönü biraz daha güçlü olduğu için gol bulmamız lazım, gol kovalamamız lazım. Evet. Ben burada düşüncelerimi çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Tabii ki değerlendirme bizi dinleyenlere aittir. Öyle bir değişiklik yaptık. Orta sahada duran toplarda gol yapabiliriz diye biraz takım boyunu yükseltmek için Yazda Mustafa Gundak değişikliğini yaptık. Biraz takımın boyunu yükseltmek için. Koray kaçırdığı golden sonra oyuna çok fazla adaptasyonu olmadığını gördük. Yani biraz gole takılıp kaldığını gördük. Burak Kara'nın tecrübesinden faydalanarak, çabukluğundan faydalanarak, çünkü rakip ciddi anlamda kalabalık tutuyordu defansın önünü. Onun çabukluğundan ve tecrübesinden faydalanacağımızı düşünerek Koray, Burak Kara değişikliğini yaptık. Ama diğer yaptığımız iki değişiklik, Ali Sinan Gayla ve Ahmet değişikliği, sakatlık değişikliğidir. Yani Ali Sinan Gayla gelmiştir hocam, Adelem kopmak üzere, çok zorluyor, beni değiştir demiştir. Bunun üstüne değişiklik yaptık. Ahmet de sakatlanmıştır pozisyonda, kasında bir çekme olmuştur, masörümüz değiştir işareti vermiştir. Evet. Onun üzerine değiştirdik. Yani ikisi sakatlıktan, diğer üç arkadaşımız da işte söyledim. Evet. Yani takımımızın avantaj sağlayacağı şeyleri düşünerek yaptık bu değişiklikleri. Sonuç vermiş midir, vermemiş midir? Bu kamuoyunun takdiridir. Verseydi zaten skor böyle olmazdı. Vermemiştir. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Var.